başındayız. Bugünkü konumuz dijital öğrenme teknolojileri, farklı dijital ortamları ve bu ortamların eğitimde kullanımını anlatmaya çalışacağım. Umarım çok faydalı bir ders olur. Kendimi hızlıca tanıtayım. Profesör Doktor Ömer Delaloğlu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri bölümünde öğretim üyesiyim. Dersimize başlayabiliriz. Öncelikle geleneksel öğretim ve eğitim sisteminden kısaca bahsedelim. Geleneksel eğitim sistemlerinde çok uzun süredir, yüzyıllardır kullanılmakta. Geleneksel öğretim, öğretmeni eğitimin merkezine koyar. Aktif olan ve içeriye karar veren öğretmendir. Dersi anlatır, sınavlar yapar, ödevler ve ev ödevleri verir ve tüm bunlardan birinci sorumlu eğiticidir. Öte yandan öğrenciler sınıfta pasiftir. Sessizce dinlemesi, not alması ve soruları daha sonraya saklaması beklenir. Geleneksel öğretimde bir sınıfta zaman ve süre belirlenir ve sınırlı sayıda öğrenci öğrenme sürecinde aktif olabilir. Bu nedenle geleneksel öğretimin en önemli sorunlarından biri öğrencilere yer bulmaktır. Geleneksel öğretimde en önemli sorun tüm öğrencilerin eş zamanlı olarak aynı mekanda bulunması gerekliliğidir. Zaman, yer ve materyaller için ihtiyaç vardır ve bunlar sürekli bulundurulmalı ve kullanılmalıdır. Öğrenci sayısı arttıkça planlama süreci giderek daha zorlaşır. Öğrenci ve öğretmen başına düşen kaynaklar giderek azalır. Gelişen teknolojilerle birlikte eğitim-öğretim süreci dijital dönüşümün tam ortasındadır. Hem kavramsal, yeni eğitim modelleri ve benzeri, hem de teknolojik, e-öğrenme, mobil cihazlar, öğrenme ağları ve benzeri, değişimler öğretme ve öğrenme sürecinde dönüştürücü bir değişim ortaya koymaktadır. Uzaktan eğitim ve özellikle çevrim içi eğitim, eğitim ve öğretime bir nedenden dolayı, sağlık, yer, kaynak gibi erişimi olmayacak öğrencilerin eğitim imkanı bulmasını sağlayabilmektedir. Bir bilgisayar ve bir internet bağlantısı olduğunda öğrencilerin boş zamanlarında mesleki gelişimleri için bir sertifika alabilmeleri ya da bilgi ve becerilerini artıracak dersler alabilmeleri artık mümkündür. Geleneksel öğretimin pedagojik sorunları bulunmaktadır. Bu pedagojik sorunların artarak çevrim içi ortamlara taşınması, bunların üstesinden gelmek için yeni teknolojileri kullanma düşüncesi ve teknolojinin öğrenmeyi artırıp artıramayacağı sorusu, çevrim içi programların tekrar gözden geçirilmesine olan ihtiyacı beraberinde getirmiştir. Özellikle COVID-19 salgını döneminde teknoloji destekli öğretim ve uzaktan eğitim öğretim ortamlarının yoğun kullanılmasıyla birlikte bu gözden geçirilme ihtiyacı daha da öne çıkmıştır. Teknolojinin eğitime entegre edilmesi, öğrencilerin öğrenme sürecini değiştirebilmektedir. Özenle tasarlanmış ve iyi uygulanmış bir çevrim içi eğitim, öğrencilerin daha hızlı ve daha fazla bilgiye erişmesine yardımcı olabilir. Aynı biçimde birden fazla algıya hitap edecek medya ortamlarının kullanılması öğrenmeyi destekleyebilir. Öğretimin ve öğretim materyallerinin farklı ortamlarla ses, müzik, video, animasyon, simülasyon,
ve günümüzde artırılmış ve sanal gerçeklikle desteklenmesi farklı algıların da öğrenme için kullanılabilmesine imkan sağlayacağından öğrenme daha kalıcı ve daha kolay gerçekleşebilir. Diğer önemli bir gelişme artık zaman ve mekandan bağımsız olarak farklı ortamlarda öğrenebilme fırsatıdır. Özellikle bunun için mobil öğrenme kavramı karşımıza çıkmaktadır. Formal yani biçimsel, informal yani doğal ve non-formal yani yaygın öğrenme etkinliklerinin teknoloji desteğiyle bütünleştirilebileceği bir fırsatlar dönemi yaşanmaktadır. Bunların içinde en öne çıkan yöntemlerden biri mobil öğrenmedir. Mobil öğrenme, kısaca M-öğrenme diye de geçmektedir kaynaklarda. Öğrencilerin mobil teknolojileri ve interneti kullanarak her yerde ve her zaman öğrenme materyallerini elde etmelerini sağlayan bir öğrenme modelidir. Araştırmalarda gördüğümüz sonuçlardan bir tanesi, öğrenmenin gerçekleştiği ortamları incelediğimizde %70'lik bir oranla informal öğrenme ortamlarının en fazla öğrenmenin gerçekleştiği ortamlar olarak öne çıktığını görüyoruz. İnformal öğrenme ortamları hayatımızın farklı bölümlerinde, örneğin evde bir işi yaparken, yolda araç sürerken veya bir toplantının arasında çay kahve içerken meslektaşlarımızla yaptığımız sohbetlerle gerçekleşebilmektedir. Bu sürelerde toplam öğrenmemizin %75'lik bir bölümü gerçekleşmektedir. İnformal öğrenme, konuşmak, başkalarını gözlemlemek, deneme yanılma yapmak ve bilgili insanlarla çalışmakla gerçekleşmektedir. Mobil öğrenme özellikleri, informal öğrenme ile daha iyi konumlandırılabilir. Kurslar, dönemler, değerlendirmeler düşünüldüğünde ilk bakışta okullarla örgün öğrenmeyle uyum sağlaması daha zor bir model olarak karşımıza çıkmakla beraber formal ve informal öğrenme ortamlarının bütünleştirilebilmesi ve okullarda gerçekleşen öğrenme etkinliklerinin hayatın içine girebilmesi ve hayatın gerçek hayatla bütünleştirilerek pekiştirilmesi mobil öğrenmeyle artık mümkündür. Hem mobil bilgisayarlar, yani taşınabilir bilgisayarlar, hem de cep telefonları ve aynı işlevlerden yararlanan diğer cihazlar mobil öğrenmede kullanılabilir. Uzaktan eğitim, kökleri mektupla haberleşmeye dayanan bir yöntem olmakla birlikte, özellikle COVID-19 salgınıyla birlikte hayatımızda daha geniş bir uygulama alanı bulmuştur. Uzaktan eğitimi en yalın haliyle öğreten ve öğrenenin fiziksel olarak ayrı yerlerde, fiziksel olarak uzak, birbirinden uzak bulunduğu bir öğretim yöntemi olarak tanımlayabiliriz. Teknoloji destekli öğretim araçlarının da daha fazla kullanılmasıyla, internet ve çevrimiçi öğrenmenin yaygınlaşmasıyla, uzaktan eğitim de formal öğrenme ortamlarında kullanılmaya başlamıştır. Özellikle COVID-19 döneminde hem öğretmenler hem de öğrencilerin uzaktan eğitimle eğitimlerini sürdürmeleri mümkün olmuştur. Uzaktan eğitim yöntemlerinde her ne kadar geliştirilmesi gereken çok
süreç bulunsa da eğitimin tamamen kesilmesinin önüne geçebilmiştir. Web temelli araçların, internet araçlarının kullanımıyla birlikte uzaktan eğitimin içsel sorunlarından en önemlisi olarak karşımıza çıkan bir özelliği öğrenci-öğrenci, öğrenci-öğretmen ve öğrenci-içerik etkileşimlerinin daha da etkin olması gerekliliğidir. Uzaktan eğitim ortamları farklı yöntemlerle gerçekleştirilebilmektedir. Bunlar eş zamanlı ve eş zamansız olarak iki gruba ayrılabilir. Eş zamanlı uzaktan eğitim yaklaşımında öğrenciler ve öğretmen aynı anda bir video konferans sisteminde sanal bir sınıf ortamında buluşmaktadır. Sınıf ortamının çevrimiçi olarak gerçekleştiği bu yaklaşımda öğretmen içeriği sunmakta ve etkinlikler gerçekleştirmektedir. Soru-cevap etkinliklerinin yapılabildiği, öğrencilere anında dönüt verilebildiği ve gerçek zamanlı ders anlatımlarının yapılabildiği bu yöntemde internet bağlantısının bulunması ve teknik sorunların çok kısa sürede giderilmesi en önemli gereksinimdir. Eş zamansız yaklaşımda ise daha önceden hazırlanmış video kayıtlarının izlenmesi ve çoklu ortam araçlarının kullanılmasıyla zengin bir ortam oluşturulması önem taşımaktadır. Eş zamansız ortamda özellikle öğretim materyallerinin ve videonun kurgulanabilmesi mümkün olduğu için video ve öğretim materyallerinin bir araya getirilmesinde zengin içerik, görsel içerik, metin, simülasyonlar, animasyonlar, etkileşimli videolar kullanılabilmektedir. Eş zamansız yöntemin en önemli avantajı içeriklere erişimin farklı zamanlarda gerçekleşmesidir. Öğrencilerin ve öğretmenin eş zamanlı olarak aynı sanal ortamda, aynı anda bilgisayar başında bulunması gerekmemektedir. Hatta öğrenciler ve öğretmen taşınabilir varlıklarıyla diledikleri zamanda ve farklı mekanlarda içeriklere erişebilmekte, öğretmenler gerekirse içeriklere müdahale edebilmekte ve değiştirebilmektedir. Etkileşim ve öğrenci katılımı için etkileşimli videolar kullanarak belirli zaman aralıklarında öğrenciden soruları yanıtlaması ve görüş iletmesi istenebilmektedir. Bu sayede öğrenci içerik, öğrenci-öğrenci ve hatta öğrenci-öğretmen etkileşimi eş zamansız uzaktan eğitim yöntemi için artırılabilir. COVID-19 salgını döneminde öğretmenlerin ders içeriklerini dijitalleştirmeleri, video konferans sistemlerini ve web araçlarını kullanmaları ve bunları etkin biçimde öğrencilerin kullanımına sunmaları bir gereksinim olarak karşımıza çıkmıştır. Dijital okuryazarlık ve dijital yetkinlik çok daha önemli bir beceri olarak ortaya çıkmıştır. Hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin dijital yetkinlikleri derslerin işlenebilmesi için olmazsa olmaz niteliğindedirler. Uzaktan eğitimde derslerin işlenmesi kadar ölçme değerlendirme araçlarının doğru ve etkin kullanımı da önemlidir. Öğrencilerin ders kazanımlarına ulaşıp ulaşmadığını adil, etik bir biçimde ölçebilme, uzaktan eğitimde değerlendirmenin doğru yapılabilmesi için bir zorunluluktur. Pek çok çevrimiçi ölçme aracının
kullanmak mümkün olmakla birlikte, sınav güvenliğinin sağlanması için ek araçlara gereksinim duyulmaktadır. Uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitimin farklı avantajları bulunmaktadır. Bu avantajları öğrenme ortamlarına aktarabilmek için karma ya da hibrit öğrenme yöntemi kullanılabilir. Genel olarak karma öğrenme ortamları yüz yüze ve çevrimiçi öğrenme ortamlarının ve yöntemlerinin bir arada kullanılması biçiminde tanımlanabilir. Karma öğrenme sözü edilen ortamların ve yöntemlerin farklı biçimlerde ve oranlarda bir arada kullanılmasıyla gerçekleştirilebilmektedir. Alan yazında karma öğrenme farklı isimler altında karşımıza çıkmaktadır. Örneğin web destekli öğrenme, katışık öğrenme, ters yüz edilmiş öğrenme, harmanlanmış öğrenme sıkça karşımıza çıkan isimlerdir. İçerik ve ders etkinliklerinin sırası ve oranına bağlı olarak farklı adlarla ifade edilen bu yöntemler karma öğrenme şemsiyesi terimi altında birleştirilmektedir. Karma öğrenme ortamlarının ortak özelliği genellikle bilişsel veya uygulamalı içeriğe çevrimiçi olarak ulaşılması, uygulamalı etkinlikler ve ölçme değerlendirmenin ise yüz yüze yöntemlerle gerçekleşmesidir. Karma öğrenme yöntemlerinin çevrimiçi bölümü eş zamanlı veya eş zamansız yaklaşımla gerçekleştirilebilmektedir. Yüz yüze bölümü ise eş zamanlı ve çoğunlukla sınıf ortamında gerçekleşmektedir. Karma öğrenmenin tamamen uzaktan ve çevrimiçi yöntemlere göre avantajı, öğrenci ve öğretmenin bir araya gelmesi ve öğretimde önemli bir bileşen olan vücut dili kullanımına ve insan etkileşimine imkan sağlamasıdır. Karma öğrenme yönteminde içeriğin zenginleştirilerek ve etkileşimli olarak sunulması da önem taşımaktadır. Farklı içerik sunumu ortamlarının kullanılması, dijital ortamların sağladığı imkanların kullanılması, yeni teknolojilerin bütünleştirilmesi, etkili karma öğrenme ortamları için son derece önem teşkil etmektedir. Zihinsel katılımı artıracak öğretim yöntemlerinden faydalanılması ve öğrencilerin öğrenme stillerine uygun biçimde farklı modalitelerde içerik sunulması da gereklidir. Evet, değerli öğretmen arkadaşlarım, bugünkü konunun sonuna geldik. Bugün farklı teknoloji destekli öğrenme ortamlarından, öğrenme yöntemlerinden ve yaklaşımlardan bahsettik. Bu dersle beraber öğretim için kullanılabilecek farklı teknoloji destekli öğretim yöntemleriyle ilgili genel bir bilgi edinmiş olduk. Dikkatle dinlediğiniz için teşekkür ederim ve bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.
dakika, hani şunu çöpe atayım. Hadi daha çorap giyeceğim be çocuk, hadi ya. Allah Allah. Allah Allah. Saçını salla geriye doğru. Telefonuna bak. Saçını salla geriye doğru bir yapar mısın? Anne yaptım zaten onu. Yapmamışım. İyice salla şöyle. Bırak kendi haline şimdi. Güzelce kurusun ya. Şekil öyle güzel oluyor. Ne olur. Ya anne şu an kötü duruyor diyorum zaten. Şu an. Kurur o 2 dakikada hadi.